Biz hala kendi içimizde tartışıyoruz da. Bitmedi mi? Bitti. Peki iki verdik. Enteresan. Sizin çünkü Elif puanı verirken söylediğin, özellikle altını çizdiğin adaletten bahsediyorsun. Evet. Menülere göre işte kiminki daha iyiydi vesaire vesaire. Yine aynı detayda bizimle paylaşır mısın? Yine aslında aynı detayda düşündük. Ve ilk konuştuğumuzda, bu arada ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Genel ürünleri değerlendirmek isterim. Çorba bana çok baharatlı geldi ve genzimi yaktı. Yani hakikaten sebze tadı alamadım. Ama biliyorum elimizdeki sebzelerin durumunu da biliyorum ama saydığın ürünlerde baharatları saymadım bile Murat. Elbette ki vardır ama bence bir baharat şenliği vardı çorbada. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Lazanyayı genel olarak beğendim ve hatta şeyi hani yiyebileceğim bir lazanya diye düşündüm. Burada da öyle konuştuk ama mesela aklımda kalabilecek bir lazanya değil. Dilan Tatlı'nın bisküvisi bence çok güzeldi. Zaten böyle bir şaşırıp size de afiyet olsun dedim. Ama muhallebi de böyle bir sanıyorum çok tatlı olduğu için biraz fazla mı limon katıldı da böyle bir ekşi aslında tatlı şey oldu. Aslında çok dengeliydi limonu ama tabii bu senin hani yorumun şu anda. Ya benim damak tadım aynen. Bana biraz öyle geldi. Tatlıyı beğendim ama kaşık kaşık yiyebileceğim bir tatlı değil. 3 vermeyi ilk başta düşünmüştük. Karşılıklı böyle işte birazdan Ruşay'la Yağız'la konuşur zaten. Ruşay'la ikimiz 3 vermek üzerinde yoğunlaşmıştık. Ve fakat daha sonra ben fikrimi değiştirdim 2 yönünde. O da şundan kaynaklı. Müthiş bir özgüven var ama özgüvenle kibir arasında ciddi bir ince bir çizgi var ve bazen o denge kayıyor sanırım. Eğer bu özgüveniniz ve iddianızın altını dolduramazsanız, ben size söylemiştim 5'lik bir tabak bekliyorum ya da işte minimum 4-5 vermek istiyorum diye. Ben 5'lik bir tabak beklerken 3'lük bir tabak önüme gelince bir akademisyen olarak bu sefer kanaat notumu eksiden kullandım. Ellerinize sağlık. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok başka, diğerlerini de dinleyebiliriz. Takım olarak yorumlamayı düşünüyoruz. Peki. Ruşa? Tatlıyı ben çok beğendim. Bisküvise bayıldım. Bayağı güzeldi. Çorbaya gelince ben de çok baharat tadı aldım. Lazanyaya da gelince hamurun çok güzeldi. İyi pişmişti. Fakat kıymasında şekerini ben çok aldım. Ağırdır. Tuzu da biraz az geldi. O da ağırdır. Yağız? Kesinlikle sebze çorbası değildi. Belki baharat çorbası olabilir. Ya da baklagil çorbası olabilir. Ya da baklagil'e batırılmış su da olabilir çünkü kıvamı da bayağı kötüydü. Yani en azından bu bütün program boyunca atılıp tutulan böyle yaparım, bak ben sana akıl veririm, ben sana öğretirim, öyle öğretirim, böyle öğretirim derin altı biraz dolu olsaydı belki bu çorba içmek zorunda kalmazdık diye düşünüyorum. Dolduramadık. Dık değil. Sadece aynı rengi giydiğiniz için dolduramadınız. İkincisi lazanya. Lazanya gayet güzeldi ama tuzsuzdu. Magnolia, ben hep Magnolia yediğim için hani kat hani esprisi o sanıyordum ama tabii katılabilir. Ve meyveyle. Yani format katılabilir ona, kendi tarifini değiştirebilirsin yani. Ama dediğim gibi, yani arkadaşlar dediğim gibi, limon tadı çok baskındı içinde. Yani şekerin, ben anlamadım nedenini. Sonra şekerin çok fazla gelmiş olabileceği fikrini söyledik. Belki odur, belki değildi, belki de sıcakla alakalı bizim tat dokumuzla gitmiş olabilir. Burada aslında sizin takım olarak fikir değiştirmek de dahil olmak üzere aldığınız tavır, aşırı özgüven ve kibir arasındaki çizgi aslında galiba tercihinizde. Zaten öyle oldu. Yani Ruşa'ya katılmamak oradan çıktı diye tahmin ediyorum ama burada Yağız... Tam ikna etmiştim. Bir yerde özgüven var takımlarında. Özgüven olunca... Peki Yağız burada başka bir ayrıma daha gitti ama yani yapamadık dedi Kadir. Sen orada hayır değil sadece... Yani bir özgüven, şimdi özgüven patlaması yaşayan... Murat'tan bahsediyorsun, çok net sorayım. Tabii Murat'tan bahsediyorum. Hı-hı. Özgüven patlaması yaşıyor ama bu mesela Kadir de özgüvenli bir adam. Ama onunki kibire kaymıyor. Ben onu az önce söyledim. Kibire kaydıktan sonra beni rahatsız etmeye başlıyor samimi gelmeyen bir şey. Çünkü tavrınız çok önemli. Ne iş yapıyorsanız olun, ne yaparsanız yapın. Yani bir kişiyle konuşma şekliniz, tavrınız, kendinizi anlatma. Yani kendini ifade edemiyorsan zaten bir şeyler yerinde değildir gibi geliyor bana her zaman için. İfade etme şekliniz de herkesin gözüne batacak şekilde rahatsız ediciyse sonunda kendini aramak gerekir bence. Peki Murat, var mı söylemek istediğin bir şey bunun için? Yani arkadaşları ben sürekli hani yemek anlamında hani eksikliklerini söylediğim için ben şunu demem mesela, örnek veriyorum, Furkan'dan örnek verirsem kırmızı sos. Hani bunun üzerine fazla durmam, doğruları direkt yüzüne karşı söylerim. Yani kapışırsalar bilgi konusunda kapışırız zaten. Yani çorba, baharatlı çorba derler. Arkadaşlar sütle patates var zaten, hafif bir şeydir. İkisine baskın bir karakteri oynamaz zaten. Bezelye attık biraz. Aroma versin az bir şey de, vermemiş de olabilir. Baklagiller attık az az. Onlar bir baskın karakter oynamadı. Ya şimdi çok hafif gelecekti. O yüzden de baharat attık. Bir tık fazla attık baskı versin diye. Bu şekilde yani, başka da bir şey söylemeyeceğim zaten. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.